Psikolog Enes Delikuş, takıntı hastalığı olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluğunun kişilerin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek kadınlarda bu hastalığın daha fazla görüldüğünü söyledi. Günümüzde artış göstermeye başlayan takıntı hastalığı kişilerin özel yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Pandemiyle beraber artan takıntı türlerinden biri olan temizlik takıntısı ise artış gösterdi. Psikolog Enes Delikuş şunları söyledi. Takıntı hastalığı halk arasında takıntı hastalığı olarak geçiyor ama literatürde obsesif kompulsif bozukluk olarak geçiyor. Bu da obsesyon dediğimiz takıntılar, yani kişiyi rahatsız eden duygular, düşünceler ve davranışlar olarak nitelendirebiliriz. Kompulsiyon dediğimiz eylemlerde bu obsesyonları rahatlatıcı, onu yaptığımız zaman aslında bizi rahatlatan davranışlar diye tanımlayabiliriz. Takıntı türleri aslında en yoğun tür temizlik takıntısı, titizlik takıntısı. Pandemiyle beraber aslında bunlarda çok fazla artış oldu. Dini içerikli takıntılar oluyor, cinsel obsesyonlar takıntılar oluyor, sayı takıntıları olabiliyor. Aslına bakarsak en yaygını temizlik takıntıları diyebiliriz. En çok onunla karşılaşıyoruz. Takıntının nedenlerini aslında 4 başlıkta ele alabiliriz. Genetik faktör büyük bir etken. Çocukluk çağı yaşantıları büyük bir etken. Kişilerin çalışmış olduğu disiplinler veya iş ilişkileri veya yaşantıları çok büyük etkenler arasında diyebiliriz. Görülme sıklığı da aslında şimdiye kadar olan dönemdeki görülme sıklığı çok nadir olarak nitelendiriliyordu. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalarda 100 kişiden 2-3 kişide görülme sıklığı var diyebiliriz. Genel olarak 20-30'lu yaşlarda görüldüğünü, kadınlarda daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. Tedavileri ilaç tedavisi ve bilişsel davranış terapi dediğimiz tedavi yöntemi var. İlaç tedavisi işte bir psikiyatrist gözetiminde ilacı sürekli bir şekilde kullanarak onun gözetiminde ilerleyerek tedavi edilebilir. Psikoterapiyle de bilişsel davranışçı terapi dediğimiz ekolle tedavi edilebilir. Bu ekolde de obsesyon dediğimiz takıntılarla kişiyi aslında maruz bırakma dediğimiz yöntemi kullanarak o takıntılarla başa çıkabilecek becerisini arttırarak ilerletebiliriz. Yani o obsesyonların oluştuğu kompulsif eylemleri durdurarak kişinin rahatsızlık dozajını yönetmesini sağlayarak tedavi sürecini ilerletiyoruz. Buna şuradan örnek verebiliriz aslında. Temizlik takıntısı dediğimiz pandemiyle beraber en çok artan OKB çeşitlerinden bir tanesi. Çevresinde yıpratıcı bir etki bırakıyor diyebiliriz. Çünkü el kol yıkama, uzun süre tuvalette kalma veya uzun süre banyoda kalma, sıvı sabun tüketimi veya temizlenmediği düşüncesi aslında etraf tarafından da çok yıpratıcı, kaygılı, sürekli bir şeyleri yapmak zorunda hissiyatı bırakıyor olabilir.